Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ağrı'da teröristlerle girdikleri çatışmada yaralanan 4 askeri ziyaret etmek için Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne geldi. Birini de söyler. Numarasını söyler mi? Dur, Davutoğlu, eşi Sari Davutoğlu ile geldiği Gada'da yaklaşık 45 dakika kaldı. Gazi eşi oldunuz. Bebeğiniz de geliyormuş. Artık Gazi Ramazan Paşa'nın. Nasıl sağlığınız? Maşallah. Onu da gözlerinden öpüyoruz. Hayırlı günler canım. Hoşça kalın. Ağrı'nın Diyadin ilçesi Yukarı Tükek Köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla gün boyunca devam eden silahlı çatışmada 4 asker yaralanmış, 5 terörist öldürülmüş, 1 terörist de yaralı ele geçirilmişti. Şimdi sizden söz alacağım hemen. Daha Tufan bekarmış. İnşallah tez zamanda bir hayırlı iş nasip olsun. Bakın anne valideyle birlikte. İnşallah var mı yakında öyle bir niyet? Yaralı askerler Ağrı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulans uçağıyla Esenboğa Havalimanı'na getirilmiş, buradan ambulanslarla Gata'ya sevk edilmişti. Öte yandan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay da Gata'da tedavi gören askerleri ziyaret etti. Atay'ın ziyareti yaklaşık 2 saat sürdü. Hiç merak etmeyin. Selam dedik. Bizim de bir oğlumuz var, Mehmet diye. Onunla bir fark yok. Bir oğlumuz var. O da... Tabii. Moskova'da çalışıyor inşaat. Tabii. Bu arada askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu, yaralılardan birinin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Ayrıca Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu AK Parti İstanbul İl Gençlik Kongresi'ne katıldı. Davutoğlu burada bir de konuşma yaptı. Bizler geleceğe yürüme iradesi ortaya koyarken dün Ağrı'da teröristler askerlerimizde uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. Aslında bu tuzakları biz çok gördük. Savcımızın şehit edilmesiyle, şimdi dün teröristlerin açtığı bu ateşle hedef alınan sadece savcımız ya da askerlerimiz değil, bu ülkenin geleceği, sizlerin, gençlerin gelecekteki konumlarınız, geleceğiniz ve en önemlisi de bu saldırılarla Türk demokrasisi ve sandık hedef edinilmiştir. Şimdi aziz gençler, sizlere soruyorum. Sandığa sahip çıkacak mıyız? Sandığı namertlere karşı koruyacak mıyız?